Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım ürünlerimle bir makyaj yapmak istiyorum. Hepsi ürünlerim yeni değil. Bazı kategorilerde yeni bir ürünüm yok. Bazı ürünleri de sadece bir kez falan kullandım. Bu ürünleri sizlerle denemek istiyorum. Merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. İlk olarak kaşlarımla başlıyorum her zamanki gibi. Bunun için Elf markasının kaş kalemini kullanacağım. Bu kalem yeni bir ürün değil. Bayağıdır kullanıyorum aksine. Herkesin de bildiği bir ürün aslında. Watson's'larda satılıyor. Uygun fiyatlı bir ürün. Galiba 20 lira civarı bir şey. Ama kameraya çok göstermedim. Onun farkına vardım. O yüzden bu kaş kalemini kullanmak istedim. Kalemi biraz yakından göstereyim. Ucu normal bir kaş kalemi gibi. Yani çok ince değil. Bir kapatıcıyla kaşlarımı temizleyeceğim. Bunun için Catrice markasının yeni bir ürününü seçtim. Adı neymiş? Instant Awake Concealer. Şöyle ucunu göstereyim. Bu ürünü ben kendim almadım. Aylık bir deneme kutusu geliyor bana. 15 euro ödüyorum aylık. Değişik ürünler geliyor kutuda. O da ondan, onun içinden çıktı. Normalde ben böyle süngerli ürünleri sevmiyorum. Çünkü çok ürün yutuyor maalesef. Ama çıktıysa bence bir deneyelim. Catrice markasını zaten çok seviyorum. Ürünlerini kullanıyorum. Bana gelen rengi de 002 Neutral Fair. İnşallah olur. O biraz fazla beyaz gibi. Bazıma geçiyorum şimdi. Baz olarak iki seçeneğim var. İlk olarak Türkiye'de satılmayan bir marka maalesef. 183 Days diye bir marka. Bir de Rossmann'da satılan Rivaldo Loop Young'ın bir ürünü. Dewy and Fresh bunun adı. Şimdi ikisini de merak ettiğim için Rivaldo Loop ürününü sağ tarafa kullanacağım. Diğerini de sol tarafa kullanacağım. Rivaldo Loop'la başlıyorum. Çok bir şey vaat etmiyor aslında. Sadece hafif bir ışıltı veriyor ve cildi makyaja hazırlıyor. Yazıyor üzerinde. Ama biraz Benefit'in ürününe benzettim ben bunu. Professional'dı galiba adı. Kokusu çok güzel. Ama parfüm olduğu bayağı belli oluyor. Gerçekten fresh bir his verdi. Hoşuma gitti yani. Diğer tarafımı da bu ürünü kullanacağım. Bu ürünün enteresan olan yanı böyle... Sanki sprey yüzüne gibi. Grafit yapacağım. Aynen. Böyle sıkılıyor. Çok değişik bir şey. Böyle ben hiç görmedim. Yani tuhaf bir şeyi var aslında. Yakından göstereyim. Tıraş köpüğü gibi. Aynen, köpük gibi yani. Hafif bir renk veriyor aynı zamanda. Yani biraz BB krem gibi. Ve bayağı sulu gibi duruyor. Bayağı sulandı evet de. Cildim emmiyor. Süngerle deneyeceğim. Belki daha iyi olur. Bunun kokusu güzel değil arkadaşlar. Yani böyle baktığımda sol tarafındaki ürün, bu tarafındaki ürün daha güzel duruyor cildimde ama hissiyatı çok güzel değil. Sağ taraftaki ürün pek bir şey yapmadı ama hissi güzel. Ama önemli olan tabii ki fondötenin altında nasıl duracak. O yüzden hemen fondötenime geçmek istiyorum. Çok merak ediyorum, memnun kalacak mısın? Bu fondöten aslında ablamın aldığı bir ürün. Kendisi memnun kalmadı. Bu da yine Trended Up markasının. Maalesef Türkiye'de satılmayan bir marka. Hassas ciltler için yapılmış bir fondöten. Yani içindekiler aslında güzel gibi ilk bakışta. Ben de onu aldım. Normal bir fondötenden daha iyi. Ama o gün sana gösterdim yani, yüzüme sürdü. Kötü duruyordu evet. Belki bende daha iyi durur. Pipete şey geldi. Evet, çok böyle çok katı bir fondöten. Çok koyu. Burnumun üstü çok kötü oldu. Ve pürtük pürtük oldu değil mi? Soyuluyor. Evet.
Ben böyle makyajı devam edemem. İndirmem lazım. Hızlı, çok hızlı mı kuruyor? Anlamadım. Arkadaşlar yakından göstereyim. Hiç, şuraları hiç oynatamıyorum. Bura olduğu gibi kaldı. Burnumun üstü çok kötü. Hayatımda gördüğüm en saçma fondöten ve denediğim en kötü fondöten de olabilir. Bu arada bu deneme videolarımda nedense hep fondötenden yana çok şanssız oluyorum. Arkadaşlar fondöteni komple yüzümden mecburen sildim. Böyle makyaj yapsam hiçbir anlamı kalmayacak. Bu arada bu primer'ı da hiç beğenmedim. O yüzden diğer primer'ı bir daha alıyorum. Bunu kullanacağım bir daha, Rivaldo Loop'un. Bu hoşuma gitti gibi. Her zaman kullandığım fondöten L'Oreal'ın Perfect Match fondöteni. Zaten çoğu videomda göstermişimdir. Çoğu pahalı fondötenden bile çok çok daha güzel bir fondöten bu. Kesinlikle öneriyorum. Böyle çok çok daha iyi. Yine 183 Days şu markanın aynı markadan bir ürünü. Bright and Fresh Stick diye bir ürünü. Ucu sarı. Bunu gözümün altına kullanacağım. Maksat gözümün altı gördüğünüz üzere kahverengimsi. Kapatıcıyı sürdüğüm zaman bazen yine de altında belli olabiliyor bu lekeler, gölgeler. Bununla daha temiz bir görünüm sahip ediliyormuş. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Yani bence şuralar azaldı gibi. Evet. Yani bir etkisi yani, var kesinlikle yani, değil mi? Evet. Kapatıcıyı üstüne kullanacağım. Yine aynı kapatıcıyı kullanıyorum. Göz bazıma geçeyim arkadaşlar. Normalde bildiğiniz üzere ben göz bazı kullanmıyorum. Ama bu bana tester olarak geldi. O yüzden denemek istiyorum. Bahsettiğim ürün Anastasia Beverly Hills'in eye primer diyor. Küçük bir, tatlı, miniş bir ambalajda geldi. Normalde ben kapatıcımı göz bazı olarak kullanıyorum. Yani normal bir kapatıcı kullansaydım bence aynı efekt olurdu. Ama bakalım farı kullanınca bir değişiklik olacak mı? Pudrama geçmeden önce bir kontür ürünü kullanacağım. Kontür ürünüm de krem bir ürün olduğu için pudramdan önce kullanıyorum. Bu da yine bir tester. Gördüğünüz üzere normalde tester hiç denemem ama bu tarz videolarda deneme şansım oluyor. Bu da Sephora'nın kutusundan çıktı bana. Yani bir şey ısmarlamıştım. Yanında tester olarak geldi. Nude Sticks diye bir marka. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere bir tanesini açtım. Diğerlerini de hemen açacağım. Neden açtım? Merak ettim çünkü. Ama denemedim. Sadece açıp baktım rengini. En üstteki rengi muhtemelen hiçbir şey kullanamayacağım. Light olan. Ortadaki belki, alttakini kullanabilirim. Yalnız burada deep zencefil hanımefendinin, siyahi bir hanımefendinin cildinde kullanılmış. Ama bence bu saçma. Çünkü bu gerçekten o kadar koyu bir renk değil. Neyse. Ben ortadaki renk ile başlayacağım. Ben alttaki renge de biraz gireceğim. Deep olan. Çok hafif bir şekilde. Daha iyi. Yalnız olayı hoş. Oraya üstte bir de bir delik açalım. Şöyle parmağını tak. Bob Ross. Hatırlayanlar var mı arkadaşlar? Aynen. Karıştırması kolay. Yani çok lekeli durmuyor ve olduğu yerde kalmıyor. Karıştırmama müsaade ediyor. Pudra olarak da yeni bir ürünüm yok. Her zaman kullandığım Yves Rocher'in Pure Light pudrasını kullanacağım. Ben gözlerime geçmeden önce cildimi
bitirmek istiyorum yüzümü yani. Bu yüzden highlighter'larıma geçeceğim. Highlighter olarak tabii ki fazla seçeneğim var. Aslında 3 seçeneğim var. İkisi Essence'in aynı şeyden, koleksiyondan. Yani ikisi de koleksiyon ürünü. Şöyle ürünleri var. Bunları alma nedenim aslında Fenty'nin ürünlerine çok benzediğini düşündüğüm için almıştım. Ama dayanamadım. Fenty'nin de ürününü aldım. Bu How Many Carats ürünün adı. Küçük boyunu aldım denemek için ama pişman oldum. Çünkü bir kere denedim. Keşke büyük boyunu alsaydım dedim. Ama büyük boyu da biraz pahalı olduğu için kararsız kaldım. Ama şöyle yapacağım. Ben üçünü de kullanacağım. Bu koyu olanla başlayacağım. Şununla. Umarım çok koyu durmaz cildimde. Yazın daha rahat kullanabileceğim bir ürün. Bu highlighterların hepsi aşırı simli. Yani doğal bir aydınlatıcı seviyorsanız size göre değil. İkincisine geçiyorum. Yine Essence'in olan. Bu daha az simli. Diğerinde daha fazla sim vardı kesinlikle. Bunun rengi daha belirgin. Son olarak da Fenty'yi kullanacağım. Biraz daha büyük bir fırçayla. Yeterince sürmedi. Ziyan etme ha. Bu Essence'in highlighter'larını bulabilir misiniz bilmiyorum arkadaşlar Türkiye'de. Ama muhtemelen gelir herhalde Türkiye'de bu koleksiyon. Koleksiyonun adı bu arada Bloom Baby Bloom'muş. Bence Fenty'nin aydınlatıcısına aşırı şekilde benziyorlar. Bulabilirseniz bir bakın derim arkadaşlar muadil olarak. Ama dediğim gibi bayağı iri simli olduğu için herkes sevmeyebilir. Allığıma geçiyorum. Sonra zaten cildim bitiyor. Gözlerle devam edeceğim. Allık olarak Flormar'ın bir ürünü var. Bu yeni bir ürün değil arkadaşlar ama benim için yeni bir ürün. Çünkü aldığımdan beri hiç kullanmadım galiba. Alalı bayağı oldu. Bu arada numarası 96. Pink and Bronze adı. Şöyle renkler. Ben pembe olanı kullanacağım. Flormar'ın ürünleriyle memnun kalıyorum genellikle. Evet. Bence aydınlatıcılarım da çok güzel oldu zaten. Onlar da pembemsi olduğu için. Güzel bir allık. Yine şaşırtmadı Flormar beni. Gözlerimle devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için bir paletim var. Bunu da alalı çok oldu. Ama hiç deneme fırsatım olmadı. Bahsettiğim marka Wet n Wild'ın Rose in the Air paleti. Çoğu kişinin bildiği bir palet. Hatta Anastasia Beverly Hills'in Modern Renaissance paletine muadil olarak gösteriliyor. Maalesef bende Anastasia'nın paleti yok. O yüzden karşılaştıramayacağım ikisini. Ama internetten gördüğüm kadar renkleri gerçekten çok benziyor. Özellikle şu iki renk, şu pembemsiler çok benziyor. İlk şu en üstteki transition rengiyle başlayacağım. Bayağı bir tozutma söz konusu. Daha önce Wet n Wild farları denemedim galiba. Böyle aşırı pigmentli bir palet değil. Hani bu renk, kullandığım ilk renk öyle değil. Karıştırmak biraz süre alıyor ama karıştırılabiliyor. Fena değil yani. Hafif lekeli kalıyor ama şimdi soru şu. Göz bazından mı öyle oldu yoksa paletten mi kaynaklanıyor bilemedim. Şu pembe rengi kullanacağım biraz. Hafif de şu en koyu kahve renginden karıştıracağım araya. Hmm.
parlak rengi de denemek istiyorum. Bunu da biraz buraya. Yalnız ben bayağı beğendim. Yani bence günlük makyaj oldu. Yani benim için öyle oldu. Çok kişi için... Ben böyle düğüne giderim. Gece makyajı olabilir. Bu simli renk gerçekten güzel. Parlak rengi şu iç bölümüme de biraz kullanacağım. Özellikle gölgelenmeniz varsa şu bölgede arkadaşlar kesinlikle bu taktiği yapın. Yani şu iç bölümlere highlighter sürerek. Uygun bir fiyatlı bir palet olması için bence gayet güzel. Makyajımı beğendim. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, çok enteresan bir ürüne geldi sıra. Yine çok bilinmedik bir marka. Yine deneme kutusundan çıkmıştı bu bana. Ciate markası. Rujunu çok seviyorum. Bir ruju var bende. Bir eyeliner arkadaşlar. Şöyle bir ucu var. Şu şekilde bir ucu var. Diğer ucu normal kalın bir eyeliner. Bayağı kalın bir eyeliner ama. Jumbo eyeliner. Yani sırf bu tarafını da kullanabilirsiniz aslında ama bunun amacı aslında mühür gibi gözüme uygulayacağım. Yani wing'ini kendi yapıyor. Ben yapmayacağım wing'ini. Bayağı iyi bence. Bir daha geçmeyeceğim üstünü. Bu tarafını alıyorum. Bu arada rengi de çok güzel, simsiyah. Gerçekten zorlanıyorsanız eyeliner çekerken bence bu ürün size yardımcı olabilir. Ama bence marifet bir tarafı yapmak değil, iki tarafı da aynı yapmak. Yani göz makyajını komple sildirecek kadar kötü değil ama kötü. Şu taraf kötü oldu. Ve maskaraya geldi sıra. Bu da yine deneme kutusundan çıkan bir ürün. Ico markasının. Bunu da duymuşsunuzdur. İngiliz bir marka olması lazım. Bu da orijinal boyu değil. Şöyle bir rimel. Küçük boy. Deneme. Değişik. Boyu. Fırçası fena değil. En azından kıl fırça. Silikon fırça değil. Aslında bu rimeli zaten denemek istiyordum. Çünkü çoğu kişi çok met ediyor. Benefit'in maskaralarından daha iyi olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilemem. Kirpiklerimi yine kıvırmayacağım. Çünkü maskaranın ne yapabildiğini görmek istiyorum. Suya dayanıklı olmamasına rağmen, yani bildiğiniz üzere normalde sırf suya dayanıklı rimel kullanıyorum. Normal rimeller bende pek durmuyor. Ben bayağı beğendim. Yani öyle fazla aşağı inmedi sanki. Hı hı. Bir de uzattı. Veya sıkılaştırdı mı? Yani en küçük... Yani bir uzama var gibi. Böyle en küçük kılına kadar aldı gibi sanki. Evet, kıllarımı güzel, yani kirpik kıllarımı güzel kaptı. Yani kısalar, arada olan kısaları da boyayabildiğin için bence hoş efekt verdi. Yani benim kirpiklerim için maksimum yani. Yaptı. Evet. Daha fazlası zaten olmuyor. Ama gerçekten ilk izlenim olarak beğendim ve alma potansiyelim var. O zaman sıra neye geldi? Ruja geldi. Benim deneyeceğim ruj bugün. Ay bana var dendi. Kerimcan Durmaz'ın ruju. Rengi de A04 Don't Be Shy. Şöyle göstereyim. Rengini gerçekten çok beğendim ama aldığımdan beri sadece bir kez sürdüm. O da ruj koleksiyonu videom içinde. Neden bilmiyorum ama... Yani paketi çok büyük olduğu için arkaya koyuyorum bunu. Orada da kayboluyor. Ama... Mavi olmadığı için olabilir mi? Yok, gözüme çarpmıyor nedense. Ama güzel bir renk gerçekten. Ve böyle renkte rujum yok. O yüzden bunu kullanacağım.
Yalnız bu fırça ne Kerimcan? Yamulmuş resmen. Acaba öyle miydi? Bilmiyorum ki. Ama ambalajı biraz sanki... Neyse. Önemli olan zaten ürünün kendisi. Ne mana? Ne mana? Kerimcan da diyeceksen kimsin? Sinirim bozuldu şu an. Gerçekten benim çok beğendiğim bir renk. Gerçekten mat kuruyan bir ruj ama dudaklarımı kurutmuyor. O ürünü çok beğendim. Yani kalitesini çok beğendim gerçekten. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız, olursanız çok memnun olurum. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşça kalın.